İyi akşamlar sevgili Can TV izleyicileri. Ee, yeni bir günde yeni bir konukla karşınızdayız. Ee, bugün e, Türkiye'nin 3 fidanının, daracına can veren 3 fidanının, Deli Cezmi, Şüsü, Vastam ve Hüseyin idam edildikleri, daracına götürdükleri gün olarak tarihe geçti. Daha doğrusu tarihe kara bir olarak yazıldı. Ee, bizim de bunu unutmamız mümkün değil elbette. İzleyicilerimiz de bunu ve süreci buralara getiren koşulları değerlendirmek üzere gazeteci yazar arkadaşımız Vefa Serdar'la birlikteyiz. Sözü uzatmadan 68 sürecinin Türkiye'ye yansımasının değerlendirmelerini yapmak üzere sözü Vefa'ya verelim. Teşekkür ediyorum. Beni bu programa davet ettiğiniz için. Tabii denizleri değerlendirirken öncelikli olarak dünya üzerinde yaşanan o büyük gelişmeleri işte herkesin 68 kuşağı dediği ya da bazılarının 68 devrimi olarak da ifade ettiği dönemi ele almak gerekiyor. 68 bütün dünyada devrimlerin yükseldiği bir döneme denk geldi. Öncelikli olarak Çin'de yaşanan büyük devrim, arkasından Doğu Avrupa ülkelerinde yaşanan devrimler, Vietnam devrimi, Küba devrimi bunların hepsi aslında 68 gençliğinin o günkü mücadelesini etkileyen olaylar olarak öne çıktı. Daha çok tabi Vietnam ve Küba devrimi özellikle denizler üzerinde etkili oldu ya da tüm dünya gençliği üzerinde etkili oldu. Gençlik zaten her zaman büyük bir mücadele kapasitesine, motivasyonuna sahiptir. Bu olaylardan, gelişen devrimci olaylardan etkilendiler ve hızla sisteme karşı ayağa kalktılar, barikatlar kurdular, Paris sokakları günlerce ayaklanmacıların sesleriyle inledi. Tıpkı Paris komünarları gibi bu kez tabii gençlik mücadelenin içerisinde ön saflara fırladı. Ama tabi tek başına bunu bir gençlik hareketi olarak değerlendirmek de doğru değil. Çünkü o dönem baktığınız zaman, e, işçi sınıfının mücadelesi de yükseliyordu ya da diğer e, yoksul e, emekçilerin, yoksul katmanların mücadelesi de yükseliyordu. Gençlik aslında bu mücadele bir nevi e, öncülük etti. E, o mücadeleyi alıp daha da ileriye götürdü. O kendi e, motivasyonu, kendi dinamizmiyle hareketi çok çok daha ilerlere taşıdı. Ve e, kapitalizmin, dünya emperyalist kapitalist sisteminin gerçekten e, korktuğu, gerçekten e, önünde e, diz çökmek zorunda kaldığı bir ...sürece evrildi olaylar. Yani Paris'te başlayan olaylar... ...yani Fransa'da başlayan olaylar... E, ...hızla dünyanın her tarafına... E, ...yayıldı o dönemde. Avrupa'nın her tarafına yayıldı. E, Türkiye'de de... E, ...gençlik yine mücadelenin... E, ...ateşleyicisi oldu. O dönem için söylemek gerekirse. E, daha çok tabii... E, ...68'den önce ya da... E, ...Çin'deki, Vietnam'daki... ...devrimlerden önce, Küba'daki devrimden önce... E, ...ağırlıklı olarak... E, parlamenter yöntemlerle bir mücadele ön planda görülüyordu. Fakat gençliğin sokağa çıkmasıyla beraber bir anda parlamenter mücadele aşılmaya başladı. Denizleri de aslında hala bugün anıyor olmamızın, hala bugün onları büyük bir saygıyla sahipleniyor olmamızın temel nedenlerinden biri, var olan mücadele koşullarını çok daha hızlı olarak aşmış olmaları ve bu işin parlamenter mücadeleyle değil, daha değişik mücadelelerle, zora dayalı mücadeleyle sonuca götürülebileceğini tüm dünyaya göstermiş olmalarıdır. Denizler öyle gençlerdir ki gerçekten dönem itibariyle baktığınız zaman asla var olan koşullar içerisinde, var olan yaşam koşulları içerisinde kendi geleceklerini düşünen insanlar değillerdi. Halbuki bu insanlar baktığınız zaman üniversitelerin en iyi yerlerinde ee, okuyan insanlardı. İşte bir e, Deniz biliyorsunuz e, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyordu. Ya da Mahir Çayan Ankara'da e, Siyasal Bilgiler Fakültesinde okuyordu. Hüseyin İlhan okuyordu. Yusuf Aslan Ottü'de okuyordu. Sinan Cemgil Ottü'de okuyordu. Bunlar yani e, toplumun deyimlerinde ise en ileri, en aydınlaşmış kesimleriydi. E, bu insanlar yaşamlarını e, gerçekten geleceğe e, adadılar. Şunu çok iyi biliyorlardı. Var olan koşulları değiştirebilmek için birilerinin kendilerini, değimlerini ise ateşe atması gerekiyordu ve hiç korkmadan, hiç çekinmeden gözlerini budaktan esirgemeden kendilerini ateşe attılar. Çünkü onlar için başka türlü bir yaşam da mümkün değildi. Yani gerçekten yaşamın anlamını baktığınız zaman devrim mücadelesi içerisinde gördüler. Böyle anladılar. Yani yaşıtları başka yerlerde gezip tozarlarken onlar dünyanın sorunlarıyla, ülkenin sorunlarıyla ilgilenmeye başladılar. İşte hemen yanı başlarında olan işçi eylemlerine, emekçi eylemlerine katıldılar. Köylü işgal eylemlerine katıldılar. Buralara gittiler ve bir şekilde ezden kesimlerle, sömürülen kesimlerle her zaman bağ içerisinde oldular. Yani bir e, kampüs devrimciliği değildi onların yaptıkları ya da birilerini adlandırdığı gibi işte onlar çok romantik devrimcilerdi, romantik insanlardı. Dolayısıyla o gençliğin romantizmin etkisiyle çıktılar ve eylem yaptılar. E, sonuçta da işte e, bu eylemin sonucu, doğal sonucuyla da karşılaştılar şeklinde böyle basit değerlendirmeler yapılabiliyor ama e, doğrusu e, ne yaptıklarını çok iyi bildikleridir, görüyorlar. E, Hedeflerinin ne olduğunu çok iyi biliyorlardı. Yani sosyalizm hedefliyorlardı. İşin gerçeği bu. Ee, Tabi ulusal kurtuluş mücadeleleri de e, yükseliş süreci içerisindeydi ve denizler bundan da etkileniyorlardı. Yani bir bağımsızlık mücadelesinden de etkileniyorlardı. Fakat tek başına denizleri e, bir ulusal kurtuluş mücadelesinin parçası olarak görmek ya da bağımsızlık mücadelesinin parçası olarak görmek e, çok doğru değildir. Denizler sadece emperyalizme karşı olan gençler değillerdi. Denizler aynı zamanda Kapitalist sisteme karşı olan e, gençlerdi. Kapitalist sistemi ortadan kaldırmak istiyorlardı ve dünyanın daha güzel, daha yaşanılır e, bir yer olmasını istiyorlardı. Gerçekten militan karaktere sahiptiler. E, o günün koşulları içerisinde, e, işte Türkiye İşçi Partisi içerisinde örgüt olan bu gençler, belli bir aşamadan sonra artık onun kendilerine, e, kendi sistemlerine karşılık veremediğini e, gördüler. Ve e, tiple yollarına ayırdılar ve başka bir yola, tamamen başka bir yola, e, düzleme geçtiler. Yani zora dayalı devrim yolunu benimsediler ve bunu e, tüm yaşamları boyunca da e, hiç tereddütsüz savundular. Yani Burjuvazi'ye güvensizlik temelinde örgütlenmeyi bir kere her şeyden önce kendilerine temel aldılar. E, o gün baktığınız zaman e, işte tip de parlamentoya e, milletvekili sokabiliyordu ve e, bu milletvekilleri aracıyla sosyalizm mücadelesini Türkiye'de e, yaydığını söylüyordu. Fakat Denizler, ee, mücadelenin başarıya ulaşabilmesinin yegane koşulunun e, parlamenter yolu reddetmek ve e, zora dayalı mücadele yolunu e, tercih etmek olduğunu ortaya koydular. Bence denizleri, e, mahirleri ve İbrahimleri, e, daha sonra da e, mazlumları e, ayıran temel şeylerden biri buydu. Yani mücadelenin e, başka bir e, yolla, başka bir yöntemle, araç ve yöntemle sürdürülmesi gerektiği konusundaki ...düşünceleriydi. Bu anlamıyla da... asıldıklar zaman da işte... ...ya işte suçsuz bir şekilde asıldılar... ...vesaire vesaire gibi şeyler söyleniyor. E, suç tabii kavramı kişiden kişiye değişir... ...ya da sınıftan sınıfa değişebilir. E, denizler... E, ...yaptıklarının var olan anayasaya göre... E, ...suç olduğunu tabii ki biliyorlardı. Yani onlar e, bir şekilde devrim mücadelesi... ...veriyorlardı ve devrim mücadelesi demek... E, ...karşınızda olan sınıfa ve onun sınıfın... E, ...devletine karşı ciddi bir mücadele vermektir, kararlı bir mücadele vermektir. Dolayısıyla bunun sonucunda karşılaşabilecekleri şeyin ne olduğunu da biliyorlardı. Yani o kadar atak, o kadar özverili ve aynı zamanda o kadar da bilinçliydiler. Ne yaptıklarını çok bilinçli bir şekilde bilerek yola çıkmışlardı. Örneğin Hüseyin İnan kendilerine mahkemede sorulduğu zaman yani siz ne yapmaya çalışıyordunuz bu kadar insanla dediklerinde o da diyor ki biz ben de biliyorum 25 tane insanla devrim yapılamayacağını ama biz öyle büyük bir ateş yakacağız ki bu ateşin ışığından milyonlarca insan gelip geçecek ve devrime yürüyecekler diyor. Yine deniz yakalandığı zaman İçişleri Bakanı ona soruyor Deniz nereden geliyorsun diye soruyor. Deniz devrim yapmaktan geliyorum diyor. Bu bir kere korkunç bir cürettir. Her şeyden önce ee, büyük bir cesarettir. Ee, ve en önemli özelliği zaten yani Deniz'i de kişisel olarak e, diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri de baktığınız zaman bu atılganlığıdır. Yani Deniz e, normal şartlar altında e, Tavko'nun e, ideolojik önderi değildir. Tavko'nun ideolojik önderi aslında Hüseyin Bunu çoğu insan bilmez ama Hüseyin e, ideolojik önder Hüseyin İnan'dır. Türkiye Değerimli Yolu broşürünü de yazan Hüseyin İnan'dır. Fakat Deniz'i öne çıkaran şey onun ataklığı, onun böyle her yerde en sekmez düverin namlusundan fırlar gibi ileriye fırlayabilmesidir aslında. İşin gerçeği budur. Tüm eylemlerde Deniz'i o, o gün koşullar içerisinde öğrenci eylemlerinde önde görüyoruz. İşte öğrenci gençliğinin emperyalizme karşı, kapitalizme karşı mücadelesinin yükseldiği bir dönem gençliğin kampüs duvarlarını açtığı bir dönem. Yani sadece okulculuk istemlerle değil. Artık Türkiye'nin sorunlarıyla, dünyanın sorunlarıyla ilgileniyorlar ve var olan siyasi iktidara karşı deyim verindeyse baş kaldırıyorlar, isyan ediyorlar. zaten dönemin özellikleri böyle. Yani isyancı bir ruh hali var dünyaya. İsyancı bir ruh hali hakim. Bunun Türkiye'deki yansıması da denizlerin, mahirlerin e, Kaya'nın e, ortaya çıkması oluyor, işin gerçeği. Şimdi e, sözden şöyle bir giriş ben de yapayım. E, denizlerin denizlerin bu denli çok sevilmesinin, unutulamamasının e, hala e, herkesin 68 ya da işte 72 dediğinde ya da altıma işte dediğinde gelmesinin, direkt gelmesinin sebepleri vardır elbette. Şöyle bir bakıyoruz e, geçmiş döneme. Nerede bir e, halk hareketi varsa, deniz orada ya da denizler orada, her bir değişik göre giriyor, tütün mitikleri yapılıyor. E, tütü mitikleri yapılıyor bir tarafta, e, üzüm mitikleri yapılıyor, e, nohut mitikleri yapılıyor, e, fındık mitikleri yapılıyor. Değişik yerlerde yürüyüşler yapılıyor, hatta e, şeyden Samsun'dan Ankara'ya Ankara ya yürüyüş. yürüyüş yapılıyor. Evet. Benzeri bir tür şeyler, yani o zamanın 61 Anayasası'nın geliş, demokratik yapısını da düşünerekten böyle bir şeyler gelişiyor. Bunların hepsi üst üste konduğu zaman e, denizlerin unutulmamasındaki sebepler de ortaya çıkıyor aslında bir miktar. Evet. Yani düşün, gecelik insanlar e, 69 serisi oluyor, bir tarafta faşistler e, eğitim kampları kuruyorlar, ilk sanırım Pozan şeyde kurulmuş gene yani tarafından kurulmuş ilk e, Bozkurt kapları diyelim. Bir tesadüf aklına. olmasa gerek. Bir tesadüf olmasa gerek. Değil yani. işte. O kurulunca artık e, silahlı şeyin e, silahlı gülahlı işler başlıyor. E, vurulmaya, yurtsever insanlar vurulmaya, kıstırılmaya, zor sokulmaya başlanıyor. E, buna karşılık olarak da e, derimcilerin eğitme silahla tanışması dönemi geliyor ve Dirizler Filistin'e geçiyorlar. Artık onların deyimiyle aşağıya gidiyorlar. Evet. Eğitimleri görüyorlar, bir şeyler yapıyorlar, tekrar geri gelir Ondan sonra bazı şeyler yükseliş, ondan sonraki döneme tekabül ediyor. Evet. Yani şimdi e, Nazım'ın Memleketler insan Manzaralarında Gabriel Perey'i anlattığı bir dönem var. E, bir bölüm var Fransız e, gazetecisi. E, kurşuna diziliyor e, Fransızlar tarafından. E, Nazım orada diyor ki Gabriel için kafasıyla kitapların arasından gelmişti kavgaya fakat sadık kalmıştı ona namuslu bir amele gibi. Denizler de biraz öyle. Kafalarıyla aslında kitapların arasından geldiler kavgaya. Yani o dönemin gençliği hakikaten okuyan, dünyayı araştıran, sorgulayan gençlerdi. Dolayısıyla Marksist çevreler de ilk defa 61'den sonra yapılmaya başladığı için Türkiye'de Onlar çok hızlı bir şekilde okumaya başladılar bu dönemin yazılarını. İşte Gerilla Hareketi'nin önderlerinin yazmış olduğu kitapları okumaya başladılar. Ve bunun aslında Türkiye'de de uygulanadığının olup olmadığını araştırmaya başladılar. Ve bu düşünce onları bir şekilde Filistin'e kadar götürdü. Çünkü Filistin zaten Kurtuluş Mücadelesi her zaman Türkiye'li devrimcilerin gündemindeydi. Ama şöyle bir yanı da vardı Filistin'in o zaman dünyanın bütün enternasyonel devrimcilerine e, kucak açıyordu. E, kamplarına e, alıyorlardı devrimcileri ve denizlerde hemen e, oraya gidelim ve orada hem e, Filistinli yoldaşlarımızın yanında e, İsrail Siyonizmine karşı mücadele edelim hem de aynı zamanda e, bu mücadelenin e, yani zora dayalı mücadelenin nasıl e, olacağını e, öğrenelim. E, gelip burada işte emperyalizme karşı ya da kapitalist sermayedarlara karşı e, bunu bir şekilde hayata geçirelim düşüncesiyle e, Filistin'e geçtiler. E, yine bazıları hani e, onu da şeyle açıklamaya çalışıyorlar. işte Nasıl Çe Küba devriminden hemen sonra e, Afrika'ya gitti, Bolivya'ya gittiyse bir nevi sanki e, denizlerde onları taklit ediyorlarmış gibi oraya gittiler şeklinde açıklamaya çalışıyorlar ama bu da doğru değil. Gerçekten yani e, oraya giderken de temel düşünceleri, temel motivasyonları Türkiye'deki devrimi ilerletebilmekti. Yani Türkiye'de bir şekilde e, işçilerin, e, köylülerin e, iktidarını kurabilmek için e, Denizler, e, Filistin'e gittiler ve orada deyim verene ise mücadelenin başka bir boyutunu öğrendiler ve onu buraya e, bir şekilde getirerek e, tatbik etmeye çalıştılar. E, bu kadar yani genç bir yaşta e, insanların bu düzeyde teorik ve e, politik kavrayışa ulaşması, işin başka bir boyutudur. O politize olmanın o dönemki koşullar içerisinde hızlı olmasından kaynaklı bu. Çok hızlı bir şekilde o Marksist eserleri okudular ve bir şekilde hızlı bir şekilde politikleştiler. Denizi deniz yapan ya da Hüseyin'i, Mahir'i, Yusuf'u, Sinan'ı yani hem Takun hem Taş Kapacan'ın kadrolarını böyle öne çıkaran şeylerin başında onların söylediklerini yapma konusundaki ısrarı geliyordu her şeyden önce. Şimdi birçokları sosyalizmden bahsediyordu, birçokları devrimden bahsediyordu. Hatta devrimin nasıl olacağına dair bir sürü şeyler yazıyorlardı, çiziyorlardı. Ama denizler devrimin nasıl yapılacağı üzerine konuşmaktan çok devrimin nasıl yapılacağını pratikte göstermek üzere harekete geçtiler. İşte en önemli yan belki de budur. Çok az sayıda insan, çok az sayıda genç insanın, deneyimsiz insanın ee, hani bir ordu kuracak kadar, adına ordu diyecek kadar e, bir e, örgütlenmeyi yaratması ve bu örgütlenmenin ilk çağrısına bakın gerçekten e, tam bir e, meydan okumadır. Emperyalizme karşı, kapitalizme karşı, burjuva sınıfa karşı tam bir meydan okumadır. Yani biz sizin karşınızda varız, e, mücadele etmeye hazırız ve bu mücadeleyi sonuna kadar kesintisiz sürdürme konusunda kararlıyız e, demişlerdir. Şimdi Deniz tabi biraz da kişilik özelliği dedi e, Atak bir genç. E, i̇şte kardeşi abim Deniz kitabını yazdığında anlatıyor diyor ki e, abim e, gençliğinde de böyleydi yani çocukluğunda da böyleydi. E, bir yere giderdik yüzmeyi bilmezdi ama işte gider denize e, dalardı yani evet, bu o, kadar gözü karaydı. E, şeye geliyorlar işte Haydar taşınıyorlar. Evet e, Paşa'da taşınıyorlar ilk defa deniz görüyor. Evet eleman. Yani hayatta hiç denize girmemiş, soyluyor, atlıyor. Evet. Böyle bir Aynı e, öyle bir şey. delişmen bir ruh hali var adamda. Evet. Yani gözü kara, gözünü budaktan esirgemeyen, yani korkusuz gerçekten bir insan. İlk defa gözaltına alındığında, bırakıldığında hemen yine eyleme gidiyor. Yani hani bırakıldığı gitsin biraz otursun sağda solda dinlensin diye insanlar düşünebilirler. Ama o hemen koşa koşa yeniden e, eyleme gidiyor. E, o zaman işgaller var üniversitede. Hemen onların e, örgütlenmesi için e, yeniden e, saflara koşuyor, mücadelenin içerisine koşuyor. O dönemde insanların şimdikiyle ya da kendilerinden öncekilerden çok daha farklı özellikleri var. Bence bunlardan Hı. da bahsetmek gerekiyor. O, o dönemin insanları yani denizlerin kuşağı diyelim artık ona, denizlerin kuşağı e, çok farklı özellikler taşıyor. Belki 68 Fransa'sının yansımasındadır. Belki çok kısa sürede insanların okuyup aydınlanıp politik olmasındandır. Ee, belki e, Türkiye'nin dört bir yanındaki e, eylemlere işte halkın direnişlerine bir fiil önerilik etmek için koşmalarındandır. Ortaya çıkmış çok güzel bir dostluk, yoldaşlık, arkadaşlık ruhu var bu insanlarda. Evet. Bir bakıyorsun yani anlarda herkes her anlatıyor bunu işte. E, Otlu koridorlarında ya da işte ot yurtlun koridorlar yurdun koridorlarında gazoz tavasında futbol oynuyor adam evet. ya da işte Deniz e, beyaz bir atabiliyor biniyor işte hayran olduğu kıza gidip serenat yapıyor falan gibi evet. e, çok hoş insanların bellerine yer eden şeyler çok fazla sayıda olduğu için diğer evet. yaptığı şeyler insanlar hiç rahatsız etmiyor evet. ee, şimdi aslında denizler derimciliği tek boyutlu bir eylem olarak görmüyorlar Kesinlikle. yani derimciliği bir yaşam biçimi olarak görüyorlar ee, bir derimci nasıl yaşar nasıl sever nasıl aşık olur nasıl mücadele eder, bunların hepsini aslında kendi yaşamlarında gösterebilmiş insanlardır. Tabii yaşadıkları dönem itibariyle baktığınızda e, kapitalizmin de e, yeni yeni gelişmeye başladığı bir dönemdir aslında. Yani kapitalizm gelişmiştir doğru ama yeni yeni gelişmeye başlamıştır. Dolayısıyla kapitalizmin bozucu etkileri de toplum üzerinde bugünkü kadar fazla değildir. Yani e, kapitalizm biliyorsunuz çürür ve çürümekle beraber kendisi çürümekle kalmaz aynı zamanda toplumu da çürütür. O dönemin insanları, toplumsal doku anlamında söylüyorum, bugüne kıyaslandığında daha az çürümüştü. Yani kapitalizmin etkileri insanlar üzerinde bu kadar yaygın, bu kadar köklü değildi. İnsanlardaki feda kültürü, o kuşağın özelliği buydu. Feda kültürü çok fazlaydı. İşte yanı başlarındaki tüm devrim deneylerinden öğrendikleri şey de şuydu. Eğer bir insan kendisini bir mücadele için feda edebilecek kadar e, gözü karartmamışsa deyim yerindeyse e, bu mücadelede başarılı olamaz. Bu onların temel e, şiarıydı, temel mottosuydu. E, mutlaka e, her şeyimizde kendimizi bir davaya, bir e, mücadeleye e, adamamız gerekir düşüncesinden yola çıktılar. Yani Sinan'ın babasının meşhur konuşması var. E, köylere tabi yaptığı konuşması var işte benim oğlum. Lisesi e, çok başarılı, Tabii. çok zengin bir sistemin bir parçası bir elemanı olabilirdi ama o sizci kendini feda etmeyi tercih etti. Yani. Bu feda ruhunu anlatmak için. Yani birçok sayıda, bir sayıda dil bilen, mesela Sinan öyledir. Birçok sayıda dil bilen, birçok dilden çeviriler yapabilen, evet. çok rahatlıkla konuşabilen, birçok dili, çok rahatlıkla beş, anlayabilen, bir bir insan dili gibi evet. biliyorum. bilen bir insandır. Dönemin edebiyatını, dönemin sanatını çok yakından takip eden insanlardır bunlar. Edebiyat dergilerini çok yakından takip eden insanlardır. Her biri ayrı ayrı yani Sinan da öyledir, işte Kaypakaya da öyledir, Mahir de öyledir, Denizler de öyledir. Hepsi gerçekten bilinç olarak da kendilerini gerçek anlamda yetiştirmiş insanlardır. Hiçbir zaman kendilerini sakınmadılar. En temel yan budur diye düşünüyorum. Yani kendi yaşamlarını düşünmediler. Kendi gençliklerini düşünmediler. Öncelikli olarak onlar için halkın, işçi sınıfının, emekçilerin yaşamlarının düzeltilmesi olgusu vardı onların daha güzel koşullarda yaşayabilmesi için yaşamlarını hiç tereddütsüzce ortaya koyma konusunda gerçekten bir örnek teşkil ettiler. Bütün dünyaya bir örnek teşkil ettiler. Evet belki bugün Che Guevara denizlerden çok daha fazla bilinebilir. Ya da işte Castro diğerleri denizlerden çok daha fazla bilinebilir ama diğer yanlılar da denizlerde bu Orta Doğu coğrafyasında özellikle birçok halkın yakından tanıdığı, bildiği e, birer e, kahraman olarak ön plana çıktılar. Evet, yani denizler... e, şimdi tabii dönemimizde daha çok toplumsal kahramanlıklar ön plana çıkıyor ama denizlerin döneminde biraz kişisel kahramanlıklar ön plandaydı. Bunu da görmemiz lazım. Yani o dönemki e, popülist yaklaşımla alakalı olabilir Yani denizler mesela banka soyuyorlar ya da yapıyorlar. Yüzleri kapatmak yere duymuyorlar. O onların. Evet. E, ben o zaman eee ortaokul öğrencisiydim. Ya yani da ortaokula yeni başlamıştım. E, şunu anlatabilirim rahatlıkla. E, mahallenin kadınları toplanıyordu bizim evde. Annemlerle sohbet ediyorlardı. İşte e, deniz gezmiş. Gezen Gelse, deniz gezen gelse, e, gelse, biz onu saklarız. İşte evet. aranma çıkmıştı. Kapı kapı her taraf aranıyordu. Ama kadınlar oturup mahalle kadınları bunlar. Sıradan insanlar yani ha. Adana'da sıradan insanlar. İşte e, deniz Adana'ya gelmiş. O gelse keşke bize gelse de biz saklasak evet. onu gibi insanlar... E, sempatiyle bakıyorlardı dostlukla bakıyorlardı. Yani kapısını çatsa, kapısını açacak ve saklayacak. Onu vermeyecek devlete. Bugün aslında halkın bilincinde ve yüreğinde nasıl yer ettiklerini bugün de görebiliriz. Yani birçok insan bugün işte denizlerle olan bir anısını, yani geçmişten bugüne gelen insanlar için söylüyorum, yani yaşlı kuşak için söylüyorum, denizlerle olan anısını anlatırlar. Mutlaka herkesin denizle ilgili bir anısı vardır. Bir yerden geçerken denizi görmüştür, deniz onların evine gelmiştir, oturmuştur, yemek yemiştir ve benzeri. Bundan sanıyorum 10 sene önceydi. Şeyin başında, denizlerin mezarının başında anma yaparken, sabah erken saatlerinde oraya gitmiştim ben. Bir kadın gelmişti ve denizlerin mezarına, çiçeklerin üzerine su döküyordu. Ve ağlıyordu. Dedim, anne niye ağlıyorsun hani burada ne işin var sabahın köründe? Dedi ki ben her sabah gelirim, onlar benim çocuklarım, onlar benim çiçeklerim. Ben her sabah gelirim, onları mutlaka e, sularım, e, mutlaka onları anarım, e, herkesten önce gelirim buraya dedi. E, yani halkın sevgisinin e, boyutunu gösteriyor aslında bu. Zaten her 6 Mayıs'ta biliyorsunuz Ankara'daki Karşıyaka mezarlığında denizlerin e, mezarının olduğu yer e, kalabalıklarda doluyor, taşıyor. İnsanlar bugün onları e, anmayı, onları hala kendilerine mücadelede önder olarak görmeyi büyük bir erdem olarak taşımaya devam ediyorlar. Evet, gerçekten. Hala da yani bugünkü gençliğe örnek olmaya da devam ediyorlar. Yani baktığımız zaman bugünkü gençlik de devrimin önderleri kimlerdir dediğimiz zaman onların adını anıyorlar. Onlarla özdeşleştiriyorlar kendilerini. Son arzuları şeydi onun e, denizlerinden denizlerinden Yusuf'un denizlerin, denildiği şeyinin son arzuları Taylan'ın yanına gömülmekti. Evet. Ama e, bizim devlet sağ olsun son arzuları yerine getirmek konusunda inanılmaz başarılı. E, üçünü arasında üçer mezar olacak şekilde defnettiler. Öyle kaldı. E, evet. Yani şöyle aslında ikisi yan yana ama bir aralarında bir kişi var. E, benim gördüğüm kadarıyla. E, şey e, mahirlerin, taylanların daha doğrusu yanına e, gömülmeyi istiyor şey e, Tayland'ın yanlarına e, Taylan Taylan istiyor şey e, devlet de açıkta. bilerek ve özellikle onun yanına gömmemek için e, özellikle çaba sarf ediyor ve kendilerinin arasında da yani üçünün de a, arasında başka bir mezar daha var. Evet yani bu şey açıdan söyledim yani e, bir insan birinin yanına niye gömülmeyi ister çok seviyordur onu. Bu araladaki evet. dostluğun ve arkadaşlığın e, göstermesi anlamında göstergesi olması anlamında bahsettim de yoksa. E, Zaten ölmüş bir insanın gömülmesinin çok fazla bir emniyeti yok ama son arzudur. Son da çok önemlidir. Tabi o dönem işte mücadele arkadaşlar arasındaki bağ da çok güçlü. Kesinlikle. Ee, yani yoldaşlık ilişkisi dediğimiz şey o dönem gerçek anlamda yaşanıyor. Hayat buluyor. İşte Batan Mehmetoğlu'nun e, cenazesinin başında Deniz'in o ceketini tutu, tutarkenki resmi vardır. O yüzündeki öfke, hınç e, şunu anlatıyor. Yani siz bizden bir kişiyi aldınız ama Hani bizi kavgaya davet etmiş oldunuz ve biz bu kavgadan kaçmayacağız. Biz o insanların yani sizin katlettiğiniz, öldürdüğünüz insanların mücadelesini devam ettireceğiz. Ve bu insanları yaşatmaya devam edeceğiz, ettireceğiz sözüdür aslında bu bir yönüyle de. Evet. Bunların hepsi aslında devrimci değerlerin o dönem ne kadar köklü, ne kadar büyük, ne kadar önemli olduğunu. Bu insanların ne kadar bunu içselleştirdiğini, sadece hani bir görevmiş gibi değil... Ee, yaşamlarının her anında aslında devrimi yaşadıklarını, devrimle birlikte yaşadıklarını e, göstermiş oluyor bence. Evet, e, sonrasında da denizler yakalandıktan sonra da e, hatta idamları onaylandıktan sonra da, yani meclis onaylandıktan sonra da e, mahirlerin, Malta firarı sonrasında mahirleri denizleri kurtarmak için, denizleri idamına erdemek için ya da ert, idamlarını durdurmak için e, yaptıkları şeyler de aslında o dostluk yoldaşlık dayanışmanın inanılmaz güzel örneği yani. Tabii ki. Yani aslında bugünkü devrimcilere, bugünkü ilericilere, bugünkü insanlara örnek olması gereken bir davranıştır. Yani ayrı ayrı siyasi yapılar içerisindeler. Farklı bir şekilde yöntem ve yollarla sonuca ulaşmaya çalışmak istiyorlar. Ama son tahlilde baktığın zaman biri diğer için hayatını verebilecek kadar. Yani bunlar üstelik hani devrimin önderi olan insanlar. Yani şey kadrolar değil. Yani daha geriden gelen kadrolar değil, devrimin en önünde yürüyen kadrolar bir başkası için, bir diğer hareketin önderi için yaşamını hiç tereddütsüzce ortaya koyabiliyor. Süper yoldaşlığının en güzel örneğidir, Mahir'lerin yapmış olduğu. E, şeyle meşhur bir jipleri var, eski model, bir jip. Bunları bırakıyor, e, Mahir Nihat Yılmaz'ı zannederse bana söylüyor, diyor ki bunu olabilecek en uzak mesafeye götür. Sen de oradan git. Evet. Nihat Yılmaz doğru en uzak mesafeye götürüyor, bırakıyor sonra geri geliyor Kızılderiköy'e. E yani onların kaldığı yere yanlarına geliyor. Evet. E, niye geldin? Sizle beraber olmak için geldim. Evet. Bu yoldaşlıklarını ya da işte dayanışmalarını gösteren e, bir diğer e, fedakarlık örneği bence. E, şimdi birazcık da şeyine dönelim, e, onların idam dönemine dönelim. Ruh halini, üç aşağı beş yukarı o, insan, o dönemki insanların ruh halini anlayabiliyoruz. E, izleyicilerimiz anlayabiliyor zannedersem. E, gerçekten e, tüm zamanını devrim adamış bir insanlar. Okuyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar. E, hemen hepsi e, derinize çok iyi İngilizce biliyor örneği Şeyi var. E, İngilizce yazışı arkadaşı var örneğin. Evet. O dönem şimdiki gibi kurslar ve benzeri şeyler, cahillikler falan değildi yani. Ne yapıyordun? işte bizim de vardı o zaman zaman. İşte İngilizce bir mektup arkadaşı buluyorsun. Ee, e, e, mektup arkadaşınla yazışıyorsun. Denizde dört tane böyle mektup arkadaşı var. İngilizce yazışıyor. İşte Kanada İngiliz vesaire. Ee, Onunla İngilizce son derece iyi. Ee, Sinan'ın öyle. Diğerlerinin keza öyle. Ee, hatta bunu da arada söylemeliyiz. Ee, Hüseyin aynı zamanda bir Alevi dedesi. Evet. Ee, bu çok özel bir şey onun için. Kayserli ama bir Alevi dedesi ve Kayseri evet. çevresi adeta bir şeyle tapıyor gibi evet. diyebiliriz yani. İnanılmaz derece seviliyor. Böyle bir e, süreçten geçen insanlar idamlar onaylanıyor. Artık gün sayılıyor. Mecliste onaylanıyor idamları. Hı hı. Şey, işte e, son onay Cumhurbaşkanlığı'na gidiyor zaten derse herhalde. E, o dönemde mecliste Demirel ya da işte Nahit Menteşe. Daha sonrasının İçişleri Bakanı. Evet, evet, Nahit Menteşe bunu yapıyor işte üçsizden üç evet. CHP'li hayır oyu veren kesime, CHP'nin de hepsi hayır oyu vermiyor evet. bir kısmı. E, ya oylamaya katılmıyor e, ya da işte kabul oyu verenler de var orada birkaç tane artık evet. sayısını tam kesin söyleyemeyeceğim. E, bu hareketi yapıyor şey e, Nahit Menteşe. Evet. Allah selamet versin. Üç sizden diyor, üç bizden diyor. Oylama yapılırken ilk ayağı fırlayan ve evet diye bağıran kişi Demirel'in kendisidir. Evet abi hani bugün ya. bazılarının bugünle var. kıyaslandığında, yani bugünkü yöneticilerle kıyaslandığında tırnak içerisinde daha demokrat, daha böyle şey, bir politikacı olarak gördükleri, naif bir politikacı olarak gördükleri Demirel, aslında dönem içerisinde baktığınız zaman hiç de bugünden geri kalmayan, bugünkü politikacılardan geri kalmayan, burjuva politikacılardan geri kalmayan bir üslupla o dönem ayağa kalkarak e, Şu kabul diye kaldırıyordu e, bağırıyor. Hocam. Evet. Şimdi, iki elini birden kaldırıyor Demre. Ben o sahnesi çok iyi evet. Fotoğraf var. İki elini birden kaldırıyor evet. bir de dönüyor bakıyor. Ee, şey Siz de böyle ama. yapın. Siz de böyle yapın diye yani. Aa, evet. Arkalarındaki insanlara. Ee, şeyimiz... Gösterirse gösteren Demirel'in yaptığı hareketi kendi birden kaldırıyordu. İki elini birden kaldırıyordu, ee, bir taraftan da kafasını geriye çeviriyordu. Acaba bizim taraftan file veren var mı? Evet vermeyen var mı? gibi kontrol ediyordu kendi parti evet. partisinin elemanlarını. Yani o dönemin muhalefet Partisi'nde de bildiğimiz kadarıyla yine denizlerin idamına onay verenler yok değil. Evet. Sayıları da ee, epeyce kabarık şimdi aslında. Bu demirel aradan geçen zaman içerisinde evet. bir bilen oldu. Yani bir bilen ilan ettiler adamı. Ee, onun sok günü sokan bir bileni, hatırlarsın onları. Günü sokan bir bileni onun sokak günü sokakta. Evet. Isim, siyaset yasaklısıydı. İsmi Birbilen bilen ona danışıyordu. Ee, hatta pek çok sevmeyecekler bunu ama böyle hatırlanacak şeyleri e, CHP'nin kimi şekillenmelerine de yön verdiği söyleniyor. Yani mümkündür. Türkiye'de evet, çünkü işte birden e, söyleniyordu. Çünkü e, e, kimi adaylarını muhalefet şöyle düşünürsek... dediğimiz şey, majestelerinin muhalefet olduğu için Türkiye'de yani e, onun olması e, çok normal. Onları o yüzden bir kenara bırakalım. İdam günlerine gidelim. E, onun üzerine de bir sürü şeyler yazıldı. İşte hem spekülasyonlar yapıldı. Evet, çok şeyler yazıldı. Evet. E, denizler idam hükmünü aldılar. İşte idamlar onaylandı artık. E, i̇dam idam idamlarını bekliyorlar. Evet. Ona ilişkin birkaç şey söyleyelim. Fazla da sert olmasın, e, örnekleme olsun diye bir şeyini söylüyorum. E, avukatını özellikle çağırıyor Deniz, evet, benim e, korkarak gitmediğimi gör, anlatman gerekiyor, bunun tanıklığı gerekiyor diye evet. e, özellikle avukatını çağırıyor. Yani bütün sonrasında yaşananlara da benzer şeyler olmuştur. İşte hücreye gelirler, kapıyı açarlar, şakır şukur sen daha soluğunu alamadan e, yaka paça kelepçeleri vururlar, götürür veya çalışırlar. Evet. Yani ne bir opsiyon, ne bir bekleme şansı yoktur. Adam nasıl yattıysa öyle kalkıyor. O şekilde gidip. denizde diyor ki ben apar getirdiler. E, şey olmasın, ayakkabıların botlarını bağlasınlar. Yani asılırken evet. düşerse Komik bir durum ortaya çıkar. Botların bağlasında diyecek kadar da böyle ayrıntı düşünebilen bir evet. insan yani. Ee, şimdi bir kere her şeyden önce idam karşısında hiçbir şekilde e, tereddüt etmedikleri, hiçbir şekilde bir korkuya kapılmadıkları çok açık ve net. E, i̇dam gününe kadar zaten e, her zaman e, dimdik ayakta oluyorlar, işlerini yapmaya devam ediyorlar. Yazdıkları mektuplardan, bıraktıkları mektuplardan bu zaten çok iyi anlaşılıyor. Yani annelerine, babalarına, ailelerine, kardeşlerine, halka yazdıkları mektuplardan bunların hepsi anlaşılıyor. Yani biz kendimizi bu mücadeleye adadık. Sizler de sonuçta bunu görün diyorlar. Önemli olan insanın çok yaşaması değildir. Yaşadığı süre içerisinde çok şeyler yapabilmesidir Kesinlikle. diyorlar. Deniz'in en mektuplarında en çok göze çarpan şeylerden biri budur. Önemli olan çok yaşamak değil, yaşadığın süre içerisinde çok şeyler yapabilmektir diyor. Kardeşinin bilim insanı olmasını istediğini söylüyor. Bu da aslında işte devrimciliğin tek yönlü olmadığını onlarda. Tüm her şeyi takip ettiklerini, tüm gelişmeye takip ettiklerini, bilimsel gelişmeye takip ettiklerini, aydınlandıklarını ve kendinden sonraki kuşaklara da aslında bu değerleri bir şekilde bırakmak istediklerinin e, çok açık bir göstergesi oluyor bu. E, kendileri çıkıyorlar her biri e, idam sehpasına ve e, kendileri tabureyi tekmeleyerek ve slogan atarak ölümsüzleşiyorlar. E, son sözlerini söyleyerek ölümsüzleşiyorlar. E, yine Deniz e, ölmeden hemen önce e, son isteği sorulduğunda e, Rodigo'nun gitar konsertosu Aranjuez'i dinlemek istediğini söylüyor. E, bugün bile belki çoğu insan e, Rodrigan'ın e, gitar konçertosunu bilmeyebilir ama o o gün koşullar içerisinde e, bunu biliyor. E, klasik müzik dinliyorlar, e, dünya literatürünü takip ediyorlar, Türkiye literatürünü takip ediyorlar. Ve e, ölümsüzleşirken dahi e, bunu e, insanlığa bir e, örnek olarak gösteriyorlar, ortaya koyuyorlar. Yani biz evet, inandığımız dava için, inandığımız şeyler için e, bugün burada, ölüyoruz ama gelecek kuşakların yüreğinde ve bilincinde yaşamaya devam edeceğiz diyorlar. Bir önderin, bir önderliğin zaten en önemli, en ayırt edici yanı da budur. Yani ölüm karşısında da yeri geldiğinde hiçbir şekilde tereddüt etmemesidir. Onu da ölüm nereden ve nasıl gelirse gelsin, hoş gelir, sefa gelir diyerek karşılayabilmesidir. Yani bu anlamıyla zaten ölümlerine tanıklık etmiş olan yani idamlarına tanıklık etmiş olan Halit Çelenk'in anlatımları vardır. E, orada şu çok önemli, e, denizin e, ölümsüzleşmeden hemen önce yani sefaya çıktığı zaman e, Kürt ve Türk halklarının e, birlikte mücadelesinden bahsetmiş olması çok önemlidir. E, bu e, yıllar içerisinde Kürt halkının bilincinde ve yüreğinde daha sonra da e, gelişen mücadelesinde e, Türkiye derinin e, önderlerinden birinin söylemiş olduğu bu söz onlar için onlar da yer etmiştir ve daha sonraki mücadeleler içinde bir ışık olmuştur. Yani denizler diğeri diyelim artık denizler. Denizler Türkiye'de idamlarıyla belki de hem yaşamlarıyla hem yaşamlarının son bulduğu diyemeyeceğim ona idamlarıyla dev bir meşale yaptılar. Ben öyle düşünüyorum. Dev bir meşale yaktılar. Sonra ondan sonra gelen insanlar, ondan sonra gelen insanlar e, bunun ışığında yol aldılar, yürüdüler. E, ama o insanlar başkaydı. Bu da bir gerçek. Evet. Ama şunu da söylemem lazım. Ama diye başladım. Şunun için. Sadece biz nostacı olarak bakmamak lazım. Yani onların dönemine. Ya da işte bugün artık o tür insanlar çıkmıyor. Diye de bakmamak lazım. Ben eminim ki bugün aramızda yaşayan denizler gibi nice insan var. Onlar gibi kararlı, onlar gibi azimli, inançlı birçok gencimizin olduğunu biz işte 2013 yılında yaşanan gezi olaylarında gezi ayaklanmasında çok açık bir şekilde görebildik. Yani denizlerin kararlılığına sahip yine binlerce gencin olduğunu bilmemiz de gerekiyor. Yani bu topraklar hala denizler gibi devrimcileri üretmeye devam ediyor. O derece verimli, o derece gelişkin topraklar diye düşünüyorum ben. Yani bizim topraklarımız 1'e 3 verir, 1'e 5 verir, 1'e 10 verir, 1'e 20 verir. Hiçbir zaman da şunu unutmamak gerekir ki, çelik aldığı suyu unutmaz diye demek söylemek lazım yani Kesinlikle. mutlaka ki onca yapılmış fedakarlığın, onca yapılmış e, verilmiş emeğin, kat edilmiş yolun, hafızalarda yer ettiği, nakşettiği ettiği anıların bir karşılığı olacaktır elbette. Yani sonrasında gelecek insanlar olacaktır. Gelecekte de olacaktır. Bu evet. durmaz ki. Bu durmaz. Sadece ben şeyi vurgulamak istiyorum. E, o zamanki koşullar, şimdi koşullardan çok daha farklıydı elbette. Yani insanlar klasik müzik dinliyorlardı sinemaya gidiyorlardı, tiyatroya gidiyorlardı, işte şarap içiyorlardı, e, sevgililer oluyordu. Hemen hemen pek çok şey. Yani normal insanların yaptığı, o gençlerin, gençlerin yaptığı pek çok şeyi yapıyorlardı. Ama e, zamanın hemen hemen tamamını da derin mücadele ayırabiliyorlardı. Evet. Yani çünkü devrimci yani, mücadele yaşamlarının en önemli parçasıydı. Inanılmaz en önemli bir, bir hoşluğu yaşamlarının kendisiydi var yani. çünkü. Tabii ki. Yani e, toplumun diğer kesimlerine karşı kalıplaşmış düşüncelerle yaklaşmıyorlardı. Çünkü evet. derimcilerdi. Devrimci oldukları içinde yaşamın her alanında bir derimci gibi davranıyorlardı. Derimci gibi yaşıyorlardı. Yani e, elbette bunlar için söylenecek şey çok fazladır. Hepsini bizim sorulabilmemiz elbette mümkün değil ama e, gene de Denizler için söylenmiş, o kadar çok şey var. Yazılmış, o kadar çok çok kitap var, o kadar çok yazı var. E, yapılmış, o kadar çok müzik var. E, bu bile bize e, bu insanların e, e, aldığı değerin ya da bu insanlara verilen değerin önemin göstergesi oluyor. Bir sürü sanatçı onlar için kitap yazdı, bir sürü e, sanatçı onlar için şarkılar yaptı. E, dillerde dolaşıyor. Yani Al-Elvedi kim hatırlıyor? Kimse hatırlamıyor değil mi? Evet. Yani ben söylesem izleyicilerimiz olan o da kim diyecek. Evet. Ee, ya da işte Nait Benteşe'yi kim hatırlar ancak eski politikayla uğraşan araştırmacılar evet. hatırlayabilirler. Ee, belki Süleyman Demirel'i bile insanlarımız hatırlamıyor. Bırak onları 12 Eylül'ü hatırlamıyor ki insanlarımız artık yeni evet. zaman. Ee, değil ki ee, şeyin 12 Mart döneminin e, savcılarını, hakimlerini ya da işte cellatlarını hatırlasınlar. Evet, Hatırlamazlar. Bir nokta ya da virgül kadar bile ehemmiyetleri yok. Kesinlikle için, hiçbir ehemmiyetle, hiçbir önemleri yok. Bir nokta bir virgül kadar bile değerleri yok. Ama e, onları astığını zannedenler öyle bir aslında hata yaptılar ki şu anlamda e, bugün binlerce belki on binlerce çocuğun ismi Deniz. Benim oğlumun ismi de Deniz. Evet. Yani on binlerce insan, belki de yüz binlerce insan e, çocuğuna Deniz ismini verdi. Deniz evet. adını verdi. Sorduğunuz zaman birçok e, çocuk adım Deniz diye e, böyle göğsünü kabarta kabarta bağırabiliyor. Ve onun ne olduğunu biliyor. Yani onun Kesinlikle. hani deyim yerindeyse ise bizim anladığımız anlamda e, deniz olmadığını, yani <laughs> su olmadığını onun gerçekten bu ülke için savaşmış, bu ülkenin insanların daha iyi koşulları yaşaması için mücadele etmiş bir Önder'in adı olduğunu e, hepsi biliyorlar. Çocuklar bile biliyor. Evet yani Can Yücel şöyle bir şiir yazmış. Bu son sözümüzü söyle, istersen ya da ben toparlayıp kapatalım. E, e, siz? E, bir şey söylemek istiyorsan son bir kısa bir süre kısa bir zaman. Tabii arasında... ki. Şunu söylemek lazım. E, aslında bugün koşullar baktığımız zaman e, 1970'lerin koşullarından e, çok daha Türkiye koşullarından söylüyorum. Çok daha iyiye gitmiş değil. Hala bugün sömürü var, hala bugün baskı var, hala bugün işkenceler, katliamlar var, hala bugün cezaevlerinde insanlar baskı görmeye devam ediyorlar. Dolayısıyla bugün hala denizler gibi gençlerin öne çıkmasının zorunluluğu ortada. Yani deniz olunmalı bugün hala. Bugün hala denizler gibi inançlı, kararlı, mücadelede gözü pek, cüretli, cesaretli olunmalı ve ancak bu şekilde bir mücadeleyle e, ...toplumumuzun, e, Türkiye'nin e, geleceği e, garanti altına alınabilir diye düşünüyorum. Evet doğru düşünüyorsun bence. E, Can Yücel... ...belki de benim demeyelim... ...halkımızın da izleyicilerimizin en sevdiği şiirlerden bir tanesi Deniz için yazıyor. Denizler için yazıyor. E, şöyle diyor. En uzun koşuyorsa elbet... ...Türkiye'de de devrim... ...o onun en güzel yüz metresini koştu. En sekmez Louvre'nin namlusundan fırlayarak en hızlı siydepi hepimizin, en önce gösterdiği pi. Acıyorsam sana ana varadım olsun, ama aşk olsun sana çocuk, aşk olsun. Mare Yok. Nostrum, Can bizim baba. deniz. Mare Nostrum şiir, bizim deniz. Evet, e, bu hafta da e, bize ayıran sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda yeni özel programlarda değişik konular izlemeye devam edeceğiz. Biz izlemeye devam edelim efendim.